Buranın linkini az önce bağlandım şimdi bağlanamıyorum diyor. Benim linki göndersem olur herhalde değil mi? Olur hocam evet. Biz de tekrar gönderelim kendisine. Şimdi bak. Evet hocam kutsal bakmayın. Ee, bir görüşme yaptık. İyisiniz değil mi? Hep sağlık saat iyi. Bir sıkıntımız yok. Abi, biz de iyiyiz. Bizim bir sıkıntı yok şimdilik. Ee, evdeyiz daha çok tabii. <laughs> Evden idare ediyoruz. Yani bereket versin teknoloji var. Teknoloji olmasaydı İsmail Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk evet, Ayhan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisinizdir umarım. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Onu diyoruz, bereket versin. Teknoloji var. Değil mi? Ee, uzaktan e, her şeyi idare edebiliyoruz. Kesinlikle. <laughs> ben, de bir, ha. ben de bir erişim problemi yaşadım ama neyse şimdi çözdük. Yani bak benim bağlantımdan. Ya. <laughs> Bağlantı kötü değil mi her yerde? Bağlantı kötü. Artık herkes internete yüklendiği için fena yani şey. Evet. Selamlar herkese bu arada. evet. Yine bu, bu arada demek ki fena değilmiş altyapımız. yapımız. Ee, evet. İyi idare ettik. Kökmeyen <laughs> <laughs> bir tek şeyimiz kaldı. internetimiz kaldı. <laughs> Evet, başkanım izninizle başlatıyorum. Tabi tabi. Değerli konuşmacılarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, e, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında Avrupa Kobi Haftası münasebetiyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak düzenlediğimiz pandeminin ekonomi, uluslararası ilişkiler ve dijitalleşme sürecine etkileri konulu binamıza hoş geldiniz. Kadir Has Üniversitesi'nin değerli hocaları bizimle beraber pandemi sürecinin farklı alanlarda meydana getirdiği, öne çıkardığı etkileri bize aktaracaklar. Kendisinden rica ettiğimiz üzere programın moderasyonunu Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın hocamız gerçekleştirecek. Sorularınızı ekranın altında Q&A olarak görünen soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Kıymetli katılımları için hem hocalarımıza hem dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve sözü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan'a bırakıyorum. Öncelikle e, tüm katılımcıları, hocalarımızı e, saygıyla selamlıyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına e, Mersin'de çok güzel bir hava var, yazdan kalma bir hava yaşıyoruz. Bu arada. Mersin dışındakileri de kıskandırayım biraz <laughs> e, dedim. E, şimdi pandemi ekonomi sosyal hayat her şeyi çok e, son derece olumsuz etkiledi. Hepimiz e, tabii hayatın içinde olduğumuz için bizler de daha çok ekonomi ve sanayinin içindeyiz. E, başlangıcından bu yana o kadar çok sorunlarla boğuştuk ki eee küçük esnafından büyük sanayicisine holdingine kadar eee çok büyük sorunlar eee gündeme geldi. Tabi bu arada eee dijitalleşmenin de farkına vardık. Eee tabii dijitalleşme eee dudaklarda dillerde böyle bir slogan gibi konuşuluyor. Eee Tabii sizler şimdi bu konuda bize, bizlere bilgiler vereceksiniz. Dijitalleşme nasıl etkileyecek? Dijitalleşmeyi tam anlamıyla kullanmamız için nasıl bir kafa yapısına, nasıl bir eğitim sistemine sahip olmamız gerekiyor? Dijitalleşme sadece internetten bilgisayar ya da telefon vasıtasıyla haberleşmek mi? Uluslararası ilişkiler Nasıl etkilendi pandemiden? Şimdi Türkiye tabi uluslararası ilişkilerde pandeminin oluşturduğu olumsuzluklarla boğuşurken... ...bir taraftan da ülkeler arasında, liderler arasındaki sürtüşmeler, çıkar çatışmalarından dolayı da Türkiye biraz sanki yalnızlaşıyor... Uluslararası arenada gibi bir şey var. Bu da tabii en çok ticareti, ekonomiyi etkiliyor. Bu konularda sizlerden değerli görüşlerinizi, tavsiyelerinizi alacağız. Ben tüm katılımcılara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hocalarıma da bize verecekleri bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet, Sayın Başkan, teşekkürler. Ee, bugün üç kişilik bir sunum hazırladık sizlere. Ee, ben olayın daha çok uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi boyutuyla e, ele alacağım. Ee, Özgür Hocamız, Özgür Orhan Gazi, e, Dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerinden bahsedecek. Ee, İsmail Hakkı Polat hocamız da e, konunun e, dijitalleşme, dijital ekonomi, e, kripto paralar ve onlarla e, benzeri yön, konularla bağlantısına e, değinecek. Şimdi e, mümkün olduğunca e, hem moderatör olduğum için kendi konuşmamda da e, kontrol etmem gerekiyor. <laughs> Muhtemelen en büyük sıkıntıyı orada yaşayacağım. Ee, beni e, uyarırsınız artık başka. çok uzatırsam. Ee, şimdi e, şöyle bir söylem ilk bu koronavirüs e, ortalığı e, kasıp kavurmaya başlayınca ilk haftalarda hatta ilk ay içerisinde e, herkes artık hiçbir şey aynı olmayacak e, demeye başladı. Her şey farklı olacak, dünya tamamen değişecek. Ben o günlerde buna katılmadığımı hem yazı yazarak hem de televizyonlardaki programlarda belirttim. Bunu yaparken aklımda şöyle bir şey vardı. 20. yüzyıl tarihini okuduğumuzda, tarihi 20. yüzyılın gelişimini etkileyen konular neler diye baktığınızda, işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, ee, işte e, aya insan gönderme böyle, böyle bu tür bir sürü konu çıkıyor veya 1929 ekonomik bunalımı ekonomik siyasi e, teknolojik gelişmeler e, ortada fakat kimse e, büyük bir salgından bahsetmiyor aslında Birinci Dünya Savaşı biterken 1917-18 yıllarında e, İspanyol gribi denilen bir grip bütün dünyayı kasıp kavuruyor ve o günkü dünyada 50 milyon insanın ölmesine neden oluyor kayıtta geçtiği kadarıyla. Tabii o günkü dünya nüfusu bugünkünün e, neredeyse onda biri kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Yani 50 milyonu bugün onla çarpın bugün dünyada bir anda 500 milyon belki e, 600 milyon 700 milyon insanın ölmesi anlamına gelen bir süreç yaşanıyor. O gün o günkü dünya nüfusunun yüzde %5'i gibi bir rakamdan bahsediliyor. Buna rağmen 20. yüzyıl tarihini anlatırken kimse İspanyol gribinden bahsetmez. Dolayısıyla ben bu salgının da, koronavirüs salgının da dünya tarihi açısından öyle büyük değişimlere yol açacağını düşünmeyenlerdenim. Üstelik bu o kadar da büyük bir yıkıma yol açmıyor. Ama başka bir şeye neden oluyor ve olacak gibi gözüküyor. O da son 10-15 yıldır aşağı yukarı dünya siyasetinde ve dünya ekonomisinde, ortaya çıkmış olan bir takım dinamiklerin e, güçlenmesine, hızlanmasına neden oluyor. Ve onları e, belki yeniden şekillendiriyor. E, ne bu dinamikler ve bazı dinamikleri de sorgulamamızı sağlıyor. Örneğin e, en çok e, karşımıza çıkan e, olgulardan bir tanesi son 10 yıldır herkesin çok konuştuğu şeylerden birisi dünya siyasetinde, popülizmin yükselişi. Hem e, Türkiye'de de e, çok konuştuğumuz bir konu ama dünya açısından da e, dünyanın işte Çin'den başlayın Hindistan, Rusya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Avusturya, İngiltere, İspanya, e, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ya yani bütün dünyaya ve çok farklı kültürlere, çok farklı e, siyasi, ekonomik modellerde yönetilen ülkeleri etkisi altına almış olan bir e, bir dalgadan bahsediyoruz. Bu dalga Ülkelerin yönetimini, siyasi iktidarları kimin iktidara geleceğini belirliyor ve ülkeleri nasıl yönetileceğini belirliyor. Ve Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesinden sonra uluslararası siyaset, yani dünya siyasetini de etkilemeye başladı, uluslararası işgiri de etkilemeye başladı. Şimdi koronavirüsün bunun üzerinde nasıl bir etkisi olacağı çok konuşulan, çok tartışılan unsurlardan bir tanesi. İki örnek çok enteresan oldu. Ee, Koronavirüs de e, pek çok kişi ve ben de aynı kanadayım. Sadece virüsle mücadele edilmiyor. Dikkat ederseniz e, bilinçsizlik, bilgisizlik, cehalet, e, işte e, dogmalara inanma değil mi? E, bütün bunlarla da mücadele ediliyor. İki tane önemli dünya lideri, hatta üçüncüsünü katalım. O o kadar önemli değil ama e, ikisi daha önemli. İngiltere Başbakanı e, Brezilya e, devlet başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri başkanı e, üçü de bu koronavirüse inanmadıklarını, bunun önemli olmadığını e, bir gripten çok farklı olmadığını söylediler. Hatta e, tedaviye bile gerek yok, aşıya gerek yok vesaire dediler. Üçü de hasta oldu, koronavirüs hasta oldu. Yani bu herhalde Tanrı'nın bir cezası e, onlara. E, fakat sadece onlar değil, yani dünya çapında bu tür eee e, e, Popülizmle iktidara gelmiş ve bunun önemli bir altyapısında da e, bilgiye, bilim insanına veya e, araştırmaya dayanan veriye fazla güvenmemek var. Yani çoğunlukçuluk dediğimiz anlayış, işte ülkenin çoğunluğu beni seçtiyse benim dediğim doğrudur anlayışının hakim olduğu bir yaklaşım var. Özellikle de bu sağ e, e, popülizm. Hocam e, seçenler de şey, öyle düşünüyor. Evet. İşte evet hele Amerika'da gördük üstelik sokağa çıkıp gösteri dahi yaptılar. Aşı olunmaması, işte tedavi olunmaması, içeriye kapanmama konusunda. Şimdi bir, bir bunu, bunun sonuçlarını göreceğiz. Yani Amerika'da gördük Trump seçimi kıl payıyla da olsa kaybetti. İngiltere'de gördük Boris Johnson akıllanmış gözüküyor. İkinci dalgada İngiltere dünyanın önünde gidiyor tedbirlerde. Diğer ülkelerinde göreceğiz. Dolayısıyla ilk bu, İkinci tartışma konusu liberal devletler mi, otoriter devletler mi bu işte mücadelede daha başarılı olurdu tartışması yaşandı. O da tabii Çin'den ortaya çıktı. Biliyorsunuz virüsün ortaya çıktığı Çin çok hızlı bir kapanma süreciyle büyük bir baskı alarak Wuhan eyaletinde bunu kontrol altına alabildi. Buradan yola çıkınca insanlar otoriter devletler bununla mücadelede daha mı başarılı acaba diye sormaya başladılar. Fakat tabii Çin'in uyguladığı yöntemleri unuttular. Bir kere bir Çin yalan söyledi. Başta bunu zamanında dünyaya haber vermediği için virüsün yayılmasına katkıda bulundu. İki uyguladığı baskı şiddet yöntemleri inanılmazdı. Wuhan dediğimiz yer 50 50'şur milyonun yaşadığı bir eyalet yani bir ülke kadar bir yer. Orayın tüm dünyayla iletişime geçti. Herkesi mutlak anlamda evine kapattı. Sokağa çıkmak isteyenlerin kapılarına çivi çaktı. Yani o düzeyde bir şey. Hatta izinsiz sokağa çıkanları polis döverek bir sürü videolar gördük. Sokaklarda döverek gözaltına aldı, hapislere tıktı. Dolayısıyla bu kadar sert cezri bir uygulama uyguladığınızda tabii virüsü 14 gün içinde hepimiz artık uzman olduk kontrol altına alabiliyorsunuz ama bu sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor Çünkü açılmaya başladıktan sonra tekrar virüsün geri geldiğini gördük dünya ile bağlantısını kurduğunda Buna karşılık bazı ülkelerin aşağı yukarı her ülkeyi bu etkiledi Tabii bazı ülkelerin diğerlerinden daha başarılı en azından halkıyla ilişkilerde daha başarılı olduğunu gördük. Kimler? Mesela herkes Yeni Zelanda'yı konuşuyor değil mi? Justin de Arden, Yeni Zelanda Başbakanı, herkesin bu sosyal medyada paylaştığı görüntüleri var. Ee, aynı şekilde e, Kuzey ülkelerinden Finlandiya'da, e, benzer şekilde Güney Kore, Japonya, e, ondan sonra Avrupa'da Almanya, bunların daha başarılı bu süreci yönettiğine dair bir algı oluştu. Bunlar hepsi aslında liberal devletler ve esas başarılarının vatandaşla doğru bilgiyi zamanında ve şeffaf bir şekilde paylaşmak olduğunu gördük. Yani durumun ne kadar kötü olduğunu kötü olduğu zaman vatandaşa söyleyerek önlemleri ciddi almalarını, vatandaşın ciddi almasını sağladılar. Dolayısıyla burada sanki liberal demokrasilerin daha açık, daha şeffaf yönetilen ülkelerin bu konuda biraz daha ileride olduğunu gördük. Bunun dışında tabii 2008 ekonomik krizini hatırlayanlar vardır. 2008 dünya küresel finansal krizinden sonra bütün dünyada nerede bu devlet diyordu herkes. Ve devlet gelsin bu piyasaya bir çeki düzen versin. Küreselleşmenin e, azgın kapitalizmine bir çeki düzen versin deniyordu. E, ve nitekim devlet biraz daha etkili olmaya başlamıştı. Şimdi bu krizde bu dalgayla birlikte pandemiyle birlikte... Yeniden herkes devletin ne kadar önemli olduğunu konuşmaya başladı. Çünkü bireysel önlemler aslında yeterli değil. Devletlerin ciddi önlem almaları gerekiyor. O kadar ki e, pek çok ülkede biz devletten, devletlerin aldığı önlemlerden daha fazla önlem istedik. E, Türkiye'de bunun örneklerinden bir tanesi. Ben anket yaptım e, bu şeyde e, Mayıs ayında. E, Türkiye halkı, Hükümetin aldığı bütün önlemleri yüzde %90-95 oranında çok yüksek bir şekilde doğru olduğunu söylüyor, destekliyor. Ama daha fazla önlem al alması gerekir mi deyince de evet diyor. Yani daha da sert önlemler istiyor. Bu sadece Türkiye'ye özel değil, dünyanın başka ülkelerinde de böyle. Ve bunun bir uzantısı tabii vatandaş e, bireysel varlığını tehlikede gördüğü için pek çok konuda bireysel özgürlüklerinden vazgeçmeyi de kabullenmiş durumda. Normal şartlar altında yapmayacağımız şeyleri, kabul etmeyeceğimiz sınırlamaları kabul etmiş durumdayız. Ee, örneğin e, İstanbul'dan çok güzel bir örnek vardı, televizyonlarda e, gözüküyordu. İstanbul'un e, galiba e, Sultan Gazi'deydi. E, bu e, eve sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerin birinde e, iki genç e, delikanlı, çatını evlerinin çatısına çıkmış oturmuşlar yan yana çatıdan şehri izliyorlar. Ondan sonra bir dijitalleşme dedik. Bir drone geliyor. Polis drone'u uçarak. Bunları üzerinde kamera var. Hem bunları çekiyor hem de sesli olarak yaptıklarının kanuna aykırı olduğunu ve inmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi bu ben 90'lı yılların başında, 80'lerin sonu 90'ların başında İngiltere'de yaşıyordum. O dönemde ilk defa Londra'da bu daha sonra bütün şehirlere, dünyaya ve bütün şehirlere yayılan CCTV denen şehirlerdeki güvenlik kameraları ilk defa Londra'da kullan, kullanılmaya başlanmıştı bir iki meydanda. İngiltere'de yer yerinden oynadı. İnsanlar sokaklara döküldüler, gösteriler. Siz bizim özgürlüklerimize, insan haklarımıza nasıl müdahale edersiniz, nasıl bizi bu kadar yakından izlersiniz diye. Şimdi... E, Geldiğimiz noktada vatandaşlar devletin daha fazla kendilerini izlemesini, takip etmesini ve önlemler almasını istiyorlar. Bu polis dronları bütün dünyada yayıldı. Ee, i̇şte Güney Kore'de e, parmak iziyle e, sağlık durumu tespit ediliyor. Herhangi bir e, toplu taşımaya binecekseniz e, sağlık pasaportu diye bir kavram çıktı. Uçağa binecekseniz onunla binebiliyorsunuz. Yine Güney Kore'de başlamıştı, Japonya'ya uzandı. E, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz bir hes e, aplikasyonu başlattı. E, normalde e, herkes e, sosyal medyada takip ettiğim herkes çok paranoyak. Bütün herkes devletin kendilerini izlediklerini söylüyorlar. İşte Facebook bizi izliyor, Mark Zuckerberg bizi izliyor deyip sürekli bunu konuşan insanlar hes e, şeyini aplikasyonlarını telefonlarına indirerek 24 saat 7 gün, 365 gün e, devletin kendilerini nerede bulunduğunu izleyebilmesine imkan sağlıyorlar ve bundan rahatsızlığı duymuyorlar. Şimdi bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Tüm dünyada bu. Niye böyle? Çünkü hepimiz kendimizi büyük bir tehlike altında hissediyoruz ve devlete dönüp bizim haklarımızı, bizim varlığımızı korumamızı istiyoruz. Ama bunun tabii uzun vadede e, bireysel özgürlükler konusunda. E, neye yol açacağını bilmiyoruz. Çünkü bu dalga geçtikten sonra e, devletler hiçbir zaman kazandıkları bu tür becerileri e, geri terk etmemişlerdir. E, bunları bıraksalar yapmıyoruz deseler bile yapmaya devam etmişlerdir. Dolayısıyla bugün kaybedilen bireysel özgürlüklerin geri gelip gelmeyeceği konusunda pandemi sonrası için bir bilgimiz şu anda yok. Uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda ise ee, biliyorsunuz pandemi öncesinde tam hemen pandeminin öncesine denk gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir ticaret savaşı başlamıştı. Pandemi bunu bir durdurdu. Ama e, bunun e, şu anda pandeminin bahane olarak kullanılarak ya da pandemide dolayısıyla e, başka şeyler olmaya başladı. Çünkü e, pandemi dolayısıyla şunu anladı Çin dünyadaki e, e, Özgür hocamın belki Alanına giriyorum burada aramalları üretiminde dünya Çin'e çok bağımlı. Örneğin özellikle e, otomotiv sektöründe pek çok ülkedeki otomotiv üretimi hızla düştü niye çünkü Çin'den aramalı gelmemeye başladı. E, bunun üzerine bir takım önlemler alınması gerektiği konuşuldu. Bir örnek vereyim yine e, Japonya e, bir program açıkladı. E, Japonya başbakanı kendisi çıktı açıkladı ve milyar dolarlar, birkaç milyar dolarlık bir bütçe açıkladı ve dedi ki Çin'deki Japon sermayesinin Çin'de yaptığı yatırımlar Çin'den çıkarak Japonya'ya geri dönerse veya o yatırımları uzak Asya'da başka bir ülkeye taşırlarsa biz kendilerine bu bütçeden yardımcı olacağız. Yatırımları için yardımcı olacağız. Dolayısıyla tabii Japonya'nın açtığı yoldan Amerika Birleşik Devletleri sonra Avrupa ülkeleri ilerlemeye başladılar ve şu anda Dünya tedarik zincirinin Çin dışına mümkün olduğu kadar taşınması e, konusu konuşuluyor ve Türkiye açısından baktığımızda da Türkiye bu yeni oluşacak tedarik zincirlerinde acaba Çin'in yerine bir alternatif olabilir mi e, konusu gündemde. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler açısından e, olayın böyle bir e, boyutu da e, var gibi e, gözüküyor. Son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Uluslararası ilişkiler açısından pandemi konusunda büyük bir başarısızlık var. Çünkü çok taraflı işbirliği modelleri kurulmuştu özellikle küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte Hatta bu tür pandemilerle mücadele etmek için kurulmuş olan bir takım sistemler var mekanizmalar onların hepsi başarısız oldu ve devletler pandemiyle tek başlarına mücadele etmek durumunda kaldılar o kadar ki, ilk ilk aylarda hatırlarsınız, işte Avrupa Birliği gibi aslında dayanışmanın kendi içindeki dayanışmanın yoğun olduğu bir bölgede bile e, İtalya'da bu iş patladığında diğer ülkeler İtalya'ya yardım edemediler. E, İtalya'ya gitmekte olan Çin'den gelen bir takım e, malzemeleri Fransızlar e, havaalanında alanında e, yok ettiler. E, dolayısıyla başka örnekleri de var, başka ülkelerde, bölgelerde yaşanmış. O yüzden bu uluslararası işbirliğinde büyük bir fecat yaşandı. Pandemi sonrasında bunların taklardan dönülüp yeniden araştırılması gerekiyor. Ee, belki e, uluslararası güvenlik alanında baktığınızda barışa belki hizmet eder diye beklenmişti. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dünya bu kadar büyük problemle uğraşırken e, çatışmalar durur herhalde. Artık durmalı dedi. Fakat o günden bugüne kadar baktık. Hiçbir çatışma durmadı. Yenileri eklendi. Dolayısıyla devletler kendi ulusal çıkarları söz, söz konusu olduğunda e, pandemi dinlemiyorlar. Savaşmaya ve çatışmaya devam ediyorlar. E, ulusal işler açısından gördüğümüz mesele e, böyle. E, ben burada bitireyim. 15 dakika gibi bir konuşma yapmış oldum. E, sorular gelmeye başladı. Hem e, Q&A kısmından hem de chat kısmından bize soru sorabilirsiniz. Ama ben önce arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Onlar da bir konuşsunlar. Ondan sonra e, soruları tek tek cevaplamaya çalışırız. E, i̇sterseniz Özgür Hoca'yla devam edelim. E, Özgür Orhan Gazi, Profesör Doktor. E, kısaca tanıtmak gerekirse ODTÜ İktisat Bölümünden e, mezun oldu. E, yüksek lisans ve doktorasında da Amerika'da e, Massachusetts Üniversitesi'nde tamamladı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı'nı e, yürütüyor. Ama daha önce e, hem Amerika'da hem e, Uzak Doğuda hem de Türkiye'de farklı üniversitelerde e, dersler verdi. E, özellikle finansallaşma, finansal krizler, krizler, alternatif ekonomi politikaları ve Türkiye ekonomisi üzerine çalışıyor ve yayın yapıyor. E, en son e, Türkiye ekonomisinin yapısı, sorunlar, kırılganlıklar ve kriz dinamikleri diye bir de kitap çıkarttı tam adamı bu konuları anlatacak olan Özgür hocam buyur bir 15 dakikan var e, teşekkür ediyorum hocam e, herkese merhabalar e, şöyle ben bir e, ekran e, paylaşımı yapayım herhalde görüyorsunuz e, bir slaytlar e, hazırladım e, çok e, kısa ve hızlıca bir e, küresel ekonomide ne oluyor e, bu salgın döneminde dönemindeye üzerinden geçtikten sonra e, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu e, biraz konuşalım. E, ne haldeyiz e, ve gidişat e, ne yönde e, görünüyor biraz konuşalım. Ondan sonra ben 15 dakikada bunu e, toparlarım. Belki e, soru cevaplarla e, ilgilenilen kısımları e, biraz daha e, açma şansımız olur o zaman. E, bu son e, yapılan hesaplamalara şöyle hızlıca bir e, göz atarsak e, en son UNCTAD'ın ee, bir raporu çıktı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın hazırladığı. Ee, bu hesaplara göre bu kısıtlamaların en yoğun olduğu ikinci çeyreğe bakıldığında e, küresel düzeyde imalat sanayinin yüzde on düzeyinde daraldığını görüyoruz. E, dünyadaki mal ve hizmet ticareti de çok hızlı bir şekilde e, daralmış. Mal ticareti yüzde on civarında. Hizmetler kesiminde bu daha da sert tabii. E, kısıtlılık ve hareketlerin daha fazla kısıtlanmış olmasıyla birlikte toplamda 2020 sonunda dünya ekonomisinin 4.3 olarak daralması artık bekleniyor ki bu daralmanın büyük bir kısmının da gelişmiş ülkelerde olacağı öngörülüyor. Gelişmiş ülkelerin ortalama ee, küçülmesinin yüzde beş civarında olacağı, ee, bizim de içinde yer aldığımız gelişmekte olan ülkelerde bu daralmanın yüzde iki civarında olacağı. Buna karşılık şimdi yapılan hesaplamalara ve tahminlere göre ise. 2021'de dünya ekonomisinin %4.1 büyümesi bekleniyor. E, %4.3 daralan bir ekonominin bir sonraki sene %4.1 e, büyümesi hala aslında yerinde saydığı hatta biraz daha e, geride kaldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla e, dünya çapında aslında e, önümüzdeki senenin de e, biraz daha şey olması e, bekleniyor. Yavaş e, bir büyüme bekleniyor. Bu şeyler değişiyor tabii senaryolar e, ve tahminler. Burada çeşitli hem sol başta dünya için OECD'in bir iki gün önce yayınladığı tahminler bunlar. İlk başta şu haziranda yapılan küçülme tahminleriydi. Eğer ikinci dalga gelirse küçülmenin çok daha fazla olacağına dair tahminler vardı. Kasım'da aşı haberleriyle birlikte biraz daha iyimser tahminler yapılmaya başlandı. İşte bu dünya ekonomisi için daha sonra OECD ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, AB bölgesi vesaire diye gidiyor bu. Daralmanın en çok Çin hariç tabii Çin birazcık kontrol altına aldığı için artık o Kasım'da yapılan tahminler Çin'de ilk başlarda küçülme tahmini yapılsa da yeniden pozitif bölgeye geçmiş durumda en azından. Bu önemli aslında çünkü hani Dünya ekonomisinin itici en azından imalat sanayinin en itici coğrafyası olarak baktığımız zaman Çin'deki toparlanmanın geri tarafa faydası olacağı aşikar. Ancak işte buradaki toparlanma bu taraf hala geride kalıyorsa gidip talep kısıtlarına da vurmaya başlayacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bu sene sonu önümüzdeki sene yaşanacak en büyük problem Çin açısından o olacak yani talep sınırına vurması olacak gibi görünüyor. Ee, yine IMF'nin ve UNCTAD'ın e, yaptığı hesaplamalara göre bu dönemde küresel olarak e, devletlerin e, toplam destek paketlerinin tutarı 12 trilyon ABD dolarını e, aşmış durumda. E, bunun e, önemli bir kısmını e, doğrudan kamu harcamaları e, yahut işte kamunun vergi hakkından e, geçici olarak feragat etmesi, vergi indirimleri vesaire e, olarak gözüküyor. Ee, ek olarak işte bir e, öz kaynak destekleri e, ve bizim daha yakından bildiğimiz e, kredi garantileri yahut işte bu teşviklendirilmiş krediler olarak gözüküyor. E, ortalama destekleri ülke grupları açısından ayırttığımız zaman e, gelişmiş ülkelerde kişi başı ortalama desteğin 3500 dolar. E, civarında olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde bu hayli düşük e, kişi başı ortalama olarak e, 161 dolar ki bu zaten hani birçok gelişmekte olan ülkede herhangi bir e, desteğinde olmadığını e, gösteriyor kanımca. E, Türkiye ekonomisi salgından e, şimdilik nasıl etkileniyor? Birincisi e, bunlar hepimizin artık bildiği gördüğü şeyler zaten e, bir doğrudan etkileri var. Doğrudan etkiler ne? işte turizmin, turizm gelirlerinin ciddi bir şekilde düşmesi efendime söyleyeyim, turizmle ilintili olan sektörlerde yaşanan gelir kayıpları ikinci grup etki ise hem ilkbahar yaza doğru uygulanan kısıtlamaların hem şu anda yeniden devreye sokulan kısıtlamaların özellikle kapanan yahut işte hizmetleri kısıtlanan işletmelerde düşür düşecek olan gelirler üzerinden olduğunu görüyoruz. Üçüncü etki bu dönemde beklentiler üzerinden oldu. Beklentiler üzerinden olan etki daha ziyade belirsizliğin artmasıyla e, hem e, kişiler düzeyinde hem e, işletmeler düzeyinde e, tüketim ve yatırım harcamalarının belki e, bir miktar askıya alınması e, önümüzü görene kadar bu salgın ne zaman kontrol altına alınabilir, ne gibi gelişmeler olacak onu bekleyelim e, gibisinden e, tasarrufların bir miktar artıp e, ama yatırıma veya harcamaya dönüşmediğini e, görüyoruz. Türkiye özelinde e, ve belki işte bir iki Brezilya, Arjantin vesaire gibi bir iki ülkede de e, yaşandı ama Türkiye kadar derin olmayan e, dördüncü etken e, 2018'de yaşadığımız e, döviz krizinden tam biz 2019 sonlarına doğru yavaş yavaş toparlanmaya başlarken. 2020'de yeni bir e, hatta birkaç döviz kriziyle e, karşı karşıya kaldık bir e, yaza doğru böyle bir e, salvolar geldi ondan sonra sonbaharda yeniden geldi e, Bunlara şey yapmamız gerekiyor bu Türkiye'yi doğrudan salgın olmasa da salgının da etkisiyle e, yeniden vuran şeylerden birisi Türkiye için yapılan projeksiyonlar şu anda e, şu şekilde gözüküyor bu da e, yine OECD'nin projeksiyonları IMF ısrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisinin %5 küçüleceğini tahmin ediyor. Fazlasıyla kötümser. OECD tahmini 2020'de işte %1.3 küçülme gibi görünüyor. 2021'de çok çok hafif bir toparlanma ve 2022'de yine Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının çok altında bir büyüme beklentisi var. Son açıklanan verilerle birlikte baktığımız zaman e, görünen o ki e, özellikle üçüncü çeyrekteki o hızlı e, kredi teşviğiyle yapılan e, büyümenin e, bu eksi de bir miktar e, yukarıya çekme ihtimali var yani yüzde sıfır civarında e, bitirme ihtimali var Türkiye ekonomisinin belki işte birazcık artıya da geçebilir eksiye de ama e, geleceği tahmin etmek biraz e, takdir edersiniz ki zor e, böyle durumlarda. E, ne olup bittiğini e, aslında Türkiye'de baktığımız zaman salgınla kısıtlamamamız gerektiği kanaatindeyim Türkiye ekonomisinin şu an içinden geçtiği e, dönemi aldınlarken çünkü biz e, birkaç sene geriye gidip 2018'in üçüncü çeyreğinde yaşanan döviz kriziyle başladığımızda e, 2018'in son çeyreği 2019'un başı e, Türkiye ekonomisinin küçüldüğü e, bir dönem üçüncü ve dördüncü çeyrekler yani 2019'un ikinci yarısı. Ee, sınırlı düzeyde toparlandığımız e, bir şey. 2019'u yüzde birin altında bir büyümeyle e, bitirdi Türkiye ekonomisi. 2020'nin çeyreğin birinci çeyreğinde henüz salgın etkisini göstermeye başlamadan önce Türkiye'de e, dahası hatta işte daha İtalya'da vesaireydi hani ABD'de falan da çok fazla daha yayılmamıştı. Türkiye'den yeniden bir dış sermaye çıkışı e, başladı e, Ocak Şubat aylarında bu. Mart, Nisan, Mayıs'ta ciddi bir şekilde hızlandı sermaye çıkışları. Üçüncü çeyrekte de artık bu sermaye çıkışlarının da etkisiyle hızla daralan ekonomiye müdahale geldi. Bu müdahale daha ziyade kredi genişlemesi şeklinde gerçekleşti. Niye böyle oldu? Yani hani salgını bunun üzerine eklememiz gerekiyor ama salgına giden yolda niye böyle oldu diye baktığımız zaman. Türkiye'nin özellikle 2000'li yıllardaki büyüme modelinde üç şeyin öne çıktığını görüyoruz. Bu büyüme modelinde birincisi dış sermaye girişlerine olan bağımlılığının, ekonominin dinamiklerinin dış sermaye girişlerine olan bağımlılığının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ekonominin esas temposunu bunun belirlediğini görüyoruz. İkincisi bu dönem borç artışının da ekonomik büyümeyi en önemli destek unsuru olarak ...ortaya çıktığını görüyoruz. Üçüncüsü ise büyümenin büyük bir... E, ...önemli bir kısmının... ...inşaat ve bununla... ...ilintili alanlarda... E, ...buraya girdi sağlayan... E, ...yahut buranın çıktılarıyla ilintili alanlarda... ...odaklandığını görüyoruz. Bu bize nasıl bir büyüme getirdi? Bu modelde... E, ...ekonomi, dış sermaye... ...girişleri hızlı... ...gerçekleştiği zaman, yüksek miktarda... ...gerçekleştiği zaman hızlı büyüdü. Fakat aynı zamanda... E, ...bu dönem içerisinde... Önemli kırılganlıklar ve dengesizlikler de birikmeye başladı. Ve aslında 2017 sonrasında e, görmeye başladığımız e, kırılganlıklar bu dönemde biriken kırılganlıklardı. Şuraya geri geliriz ama bu kırılganlıklar nelerdi? Birincisi e, cari açığın Türkiye tarihinde görülmemiş kadar genişlediğini e, görüyoruz bu dönemde. Ee, ihracatın ithalatı karşılamaması Türkiye'de bir kronik cari açık problemini çok çok uzun zamandır e, zaten hep gündemde tuta, tutmaktaydı ama 2002 sonrası ve özellikle 2008-2009 sonrasında e, ihracatın ithalatı karşılama oranlarının ciddi bir miktarda düştüğünü, e, toplam dış borçların e, tarihsel olarak rekor bir seviyeye geldiğini, e, aynı zamanda da hem işletmelerin, hem de hane halklarının borçluluğunun da zirve yaptığını görüyoruz bu dönemde. Ee, bununla birlikte iki şey daha ortaya çıkıyor. Birincisi inşaat yatırımlarının sınırına yaklaşılıyor artık. Yani ilk başta e, çok hızlı ve geniş e, inşaat yatırımları, buna şeyi de katabilirsiniz, kamunun... E, işte yap işlet devret yahut işte kamu özel işbirliği ortaklığıyla vesaire e, devreye soktuğu yatırımları falan da yapabiliriz ama bir yerden sonra her yere yol her yere havalimanı her yere şey yaptıktan sonra e, tıkanmaya başlıyorsunuz işte konut yapımlarına e, kalmaya başlıyor. En son e, dengesizlik de burada gündeme getirmemiz gereken e, biraz sonra göstereceğim onu da e, sanayide ciddi bir aşınma var e, Türkiye ekonomisinde bu dönemde tüm bu kırılganlıkların birleşmesiyle birlikte biz. 2018'e, 2018-19 resesyonuna e, girdik. Salgın işte tam da bütün bunların üzerine geldi. Yani aslında salgını e, ve onun ekonomik etkilerini çok e, sağlıklı büyüyen bir ekonomiyle değil, tam tersine e, kırılganlıkların oldukça biriktiği, arttığı, dengesizliklerin arttığı, aynı zamanda da resesyona girmiş olan, e, oradan yeni yeni toparlanmaya başlayan e, bir şeyle. Ha bu ne oluyor? Bu e, her e, şeyin, e, dönemin e, bir şeyi vardır, e, şoku vardır. Dışsal gözükür işte. 2001 krizini hatırlarsanız havada uçan bir e, anayasa e, kitapçığı Krize yol açmıştı. 2018 krizi e, ABD'li bir e, rahibin, papazın e, işte burada e, bırakıldı bırakılmadı e, hikayesinden ortaya çıktı. 2020'de içine girdiğimiz şeyin şoku da e, COVID'den aslında geldi. E, daha COVID'in kendi salgının kendi ekonomik etkileri ortaya çıkmadan önce sermaye çıkışları olarak e, ortaya çıktı. Bir iki gösterge e, sunmak istiyorum. Çok fazla e, şey yapmayacağım sizi sıkmayacağım ama e, şu e, anlatmaya çalıştığım hikaye. Bu kalın e, çizgi, kalın siyah çizgi Türkiye'ye giren her sene bu 98-99'dan itibaren başlıyor. Türkiye'ye giren yabancı sermayenin milli geliri oranı. E, ince grimsi çizgi ise e, o seneki milli gelirdeki büyüme oranı. Gayri safi yurt içi büyüme oranı. Ee, gördüğünüz şey şu ki e, büyümenin temposunu esas olarak e, belirleyen sermaye girişleri oluyor. Sermaye girişlerinin arttığı dönemlerde ekonomi büyüyor. Sermaye girişlerinin düşüşe geçtiği dönemlerde ekonomik büyüme hızı da e, düşüyor. E, hatta bu dibe vurduğu dönemlerde de işte e, resesyona girdiğimiz dönemler. Dolayısıyla bir numaralı belirleyenin dış sermaye hareketleri olduğu makrodinamiklerden e, söz ediyoruz. İkincisi şu bahsettiğim e, cari açıktaki gelişme. Bu sütunlar e, şeyi gösteriyor, cari açığın e, milyar dolar olarak e, neye tekabül ettiğini gösteriyor yıllar içerisinde. E, diğeri de milli geliri oran olarak. E, dediğim gibi yani Türkiye hep cari açık veren bir ülke. E, kriz yıllarında cari fazla veriyor. Şurası e, 1994 krizi, şurası 1998 krizi, şurası 2001 krizi. Kriz yıllarında cari fazla veren ama onun dışında cari açık veren bir ülke. 2000'lerde ve özellikle 2010'larda bu cari açıkların boyutunun hem milli geliri oran olarak hem mutlak e, düzeyde ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu neyi gerektiriyor? Bu ikisini birlikte baktığımız zaman şu grafikle birlikte e, sermaye girişleri olmadan ve cari açık vermeden büyüyemeyen bir ekonomik e, yapıyla e, bu döneme giriyoruz biz. E, sermaye girişlerinin yoğun olması, bu da e, Erinç Eldan'la yeni yaptığımız bir çalışmada kullandığımız bir grafik, e, döviz kurundaki şeyi gösteriyor, e, reel dönüşümleri gösteriyor. 2000'li yıllarda, e, bu ta 80'lerin başına kadar gidiyor. E, gördüğünüz gibi e, reel döviz kuru kriz dönemlerinde, şu 94 e, TL'nin ciddi değer kaybettiği dönem, 2001 Yine TL'nin ciddi değer kaybettiği dönem. Fakat 2001 sonrası ve özellikle de 2008 sonrası küresel likiditenin artması, Türkiye'ye sermaye girişlerinin çok yoğun bir biçimde e, gerçekleşmesi sonucunda e, gördüğümüz şey, Türk lirasının çok uzun bir süre reel anlamda değerli seyrettiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani şuradan başlatırsak işte 2003 civarından başlatırsak, 2003'ten ta 2014'e kadar. Türk lirasının aşırı değerli, real olarak e, seyrettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu da o son bahsettiğim e, sanayideki dengesizlikleri e, ortaya çıkardı. Çünkü dışarıdan almanın çok daha ucuza geldiği birçok ürün yurt içinde üretilmemeye başlandı bu dönemde. E, sanayiler arasında, sektörler arasında bağlantılar kopmaya başladı. Bunu ne zaman problem olarak yaşamaya başladık? Bunu 2017'den sonra problem olarak yaşamaya başladık. Çünkü 2017'den sonra Türk lirası yeniden hızlı bir şekilde değer kaybetti. E, 2018 krizinde tam da e, 2001 krizinde yahut 94 krizinde geldiği seviyeye e, hızlı bir şekilde e, geri geldi. E, Şeyde bitiyor bu, e, 2019'da bitiyor. Buradan sonra biliyorsunuz işte son e, bir ayda biraz daha yeniden bu tarafları zorlayıp azıcık daha e, çıkmaya başladı. Şimdi e, şu da konuşmanın başında da bahsettiğim 2020 senesi için sadece e, dış sermaye hareketlerini gösteriyor. Şu kısım daha e, Covid-19 salgını Türkiye'yi vurmadan önce e, dış sermaye çıkışlarının başladığı e, görünüyor. Burada bu e, Merkez Bankası'nın haftalık olarak e, hazırladığı bir şey. E, şöyle geriye gidebilirsem bir tane kaçtı. Ee, hemen hemen her hafta, bir iki hafta hariç, e, hemen hemen her hafta şeyden e, hem borsadan hem e, devlet iş borçlanma senetleri tahvil piyasasından sermaye çıkışları var. Ta ki işte son bir iki haftaya kadar, e, bu son bir iki haftada Türkiye'nin yeniden e, daha ortodoks e, ekonomi politikaları uygulamaya geçeceğini düşünen e, dış sermayenin hafif bir e, girişi var bu piyasalara. Peki 2020'de kamu ne yaptı? Kamunun resmi olarak açıkladığı Eylül 2020 başı itibariyle alırsak Gayrisafi Yurt Çağızları'nın %13'ü civarında bir destek paketi var. 573 milyar TL'lik. Bu destek paketinin çok büyük bir kısmı kredi garantilerinden, kredi ertelemelerinden, vergi ertelemelerinden ve daha sonra da e, bankalara yapılan sermaye enjeksiyonundan oluşuyor. E, ufak bir kısmı da, gayet ufak bir kısmı da e, kısa dönemli çalışma ödeneğinden oluşuyor. Yani Türkiye e, dünyadaki örneklerden farklı olarak ağırlıklı olarak kredi üzerinden e, doğrudan gelir desteği yahut işte kamu harcaması, maliye destekleri yerine e, kredi genişlemesi üzerinden yaptı. Belki e, alınan tek e, doğrudan önlem işten çıkarma yasaklarıydı ama o da e, hani işten çıkarılamayan insanlar e, geçici çalışma, kısa dönemli çalışma vesaire gibi şeylerle gelirleri çok e, ciddi bir şekilde e, düştü. Şimdi burada e, klasik bir problemle karşılaştı Türkiye ekonomisi 2020'de dolayısıyla. Krediyi genişletmeye çalıştığınız e, sert ekonomik düşüş, kredi genişlemesiyle faizleri düşük tutarak aşmaya çalıştığınız dönemde Kurun kontrolden çıkmasını engellemeniz çok zordur. Hele ki hızlı bir şekilde sermaye e, ülkeden çıkıyorsa. E, bunu yapmak için de e, faizleri arttırmadan hatta faizleri azaltırken e, kuru da savunmayı deneyen Türkiye e, bütün döviz rezervlerini bitirdi Türkiye Merkez Bankası. Ve e, şu anda işte çeşitli e, iktisatçıların yaptığı hesaplamalara göre uluslararası döviz rezervleri negatif. Çünkü ödünç alınmış rezervler vesaire de e, bu süreçte kullanıldı. E, nereye gitti bu? E, şu kredilerin gelişme dönemi bu dönemdeki kredi hacminin artış hızı. E, şurası işte 2019'un e, yaz ayları. 2019'un yaz aylarında e, hem tüketici kredilerinde hem e, işletmelerin aldığı kurumsal kredilerde muazzam bir e, artış var. Bunun sonunda da e, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un 3. çeyreğine kıyasla Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde büyümüş görünüyor. %6.7 dünyadaki bu çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomilerden birisiyiz fakat bu büyümenin çok büyük bir kısmı kredi üzerinden olduğu için zaten finans ve sigorta hizmetleri üzerinde önemli bir şey var. Aynı dönemde iş gücü ödemelerinin milli gelir içerisindeki payı da daha önce görülmemiş sertlikte düştü. Bu da önümüzdeki dönemde ciddi talep problemlerinin olacağını gösteriyor. Öbür taraftan baktığımızda da yatırımlarda özellikle makina ve teçhizat e, ...sabit yatırımlarında ciddi bir düşüş var. Buradaki soru şu... ...istihdamın düştüğü... ...yatırımların düştüğü... ...krediye dayanan büyüme ne kadar sürdürülebilir... ...yahut sürdürülebilir mi? E, aslında karşımızdaki e, cevap... ...biraz e, açık olan e, soru bu. E, Politik opsiyonları ne? E, hükümetin hocam önünde şu anda. Hocam toparlıyorsun değil mi? Son e, slayda gelmek üzereyim hocam. Hocam... E, bir kere faiz döviz kıskacı içerisinde girmiş durumda ekonomi yeniden. Aynı zamanda e, her ikisinde düşük tutmanın imkanı kalmamış durumda. Dolayısıyla yüksek faiz stabil kurla düşük faiz ve ciddi bir şekilde değer kaybeden Türk lirası arasında bir tercih yapmak e, durumunda. Şimdilik sanki birincisini tercih ediyor gibi görünüyor ama net bir program ortaya çıkmış değil. E, bir acı reçete Telaffuz edildi ama IMF'ye gidilmekten imtina ediliyor. Dolayısıyla bir e, IMF'siz IMF programı e, devreye sokulabilir e, belki ama burada üç tane e, sorun var. Bunlar hakkında kısa dönemli sorun var. Bunlar hakkında ne yapılacağı belli değil. Birincisi bu yatırımlardaki ciddi yavaşlama hakkında ne yapılacak. İkincisi özellikle 2021'de e, ciddi bir miktarda artacak olan Ödenemeyen borçlar konusunda ne yapılacak? Üçüncüsü de inşaat sektörünün, e, ekonominin çok büyük bir kısmını oluşturan inşaat sektörünün toparlanması için e, neler yapılacak? E, burada ben e, şey yapayım, bir iki tane daha grafik var. Onları illa göstermem gerekmiyor ama soru olursa e, onlar üzerinden de e, konuşabilir, tartışabiliriz. E, çok teşekkür ediyorum. E, burada duruyorum. Sağ olun. Harika. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Özgür Hocam. Ee, şimdi İsmail Hakkı Polat hocaya geçelim. İsmail hoca bize e, dijital toparalardan biraz bahsetti. Ee, İsmail e, ot elektrik elektronik mühendis, biraz da telekom sektörü ee, faaliyet gösteren firmalarda hem mühendis sonra da üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2004 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'yle bağlantılı dersler verdi ama 2009'da daha artık herhalde full time'a geçmişti diye hatırlıyorum. 2009'da Türkiye'nin ilk yeni medya bölümünün kuruluşunda bulundu. Daha sonra benim direktör olduğum dönemde birlikte çalışmıştık. Vodafone Türkiye'nin desteğiyle yine Türkiye'de ilk defa e, mobil ders uygulaması başlattı bir ders dizayn etti e, telefon ve tablet üzerinden yapılan bir dersti e, 2015 yılında dijital dönüşüm Derneğini e, kurdu ve başkanlığını e, yürütüyor Dolayısıyla tam bu işin adamını e, bulduk getirdik e, Evet İsmail hocam ne oluyor pandemi dijital dönüşüm ve e, Kriptoya mı geçiyoruz artık hepimiz sesini açarsan Bu arada e, tamam. Hocam teşekkürler. E, tabii e, sizin ve Özgür hocamın açtığı yerden e, ilerleyeceğiz. Ama Ayhan başkanının işaret ettiği bir şey var. E, şimdi genel sorunlar ama herkesin merak ettiği şey şu: gemisini hangi, gemisini kurtaran kaptan misali, biz gemimizi nasıl kurtaracağız diyor herkes. Böyle işte ekonomik ve şey sorunlarımız var, uluslararası ilişkiler sorunları var ama Mersin ticaret ve sanayi erbabı. Özellikle e, hani içinde bulunduğu durumu dijital dönüşümü kullanarak ya da işte bu gelişmeleri e, özellikle teknolojik dünyadaki gelişmelerle nasıl e, şey yapacak? Şimdi burada tabii hepsinden önce yine Ayhan Başkan'ın işaret ettiği bir şey var. O da diyor ki e, bu işi ele alış biçimimiz nasıl olmalı diyor. Hani dijital dönüşüm dediğimizde ne anlayacağız? Pandemi buna ne katkıda bulunuyor ve nereye gidiyor bu iş? Buna bakmamız gerekiyor ve biz buradan ne sağlayacağız? Ama şöyle de bir gerçek var, ee, şu andaki araştırmalara göre aslında her dijital dönüşüm projesinin üç projeden iki tanesi de başarısız oluyor. Dolayısıyla hani demek ki burada bu işi ele almada bir şeyimiz var, bir sıkıntımız var, nasıl ele alabiliriz? Şimdi şöyle baktığımız zaman olaya bu karmaşa içinde bence hiçbir şey yapamayız. O yüzden öncelikle bir dijital dönüşümün ne olduğunu ve neye göre aslında buna başlanması gerektiğini tanımlarsak, Pandemide bunu nasıl kullanacağımızı daha rahat gördünüz ve oradan dünya nasıl ilerliyor ve bizim nasıl ilerlememiz gerekiyor biraz ona bakmamız lazım. Şimdi burada bir sürü şey var aslında. İşte hayatımıza e, aslında Mersinli sanayici ve ticaret erbabının da işte Facebook gelmiş oradan reklam yapayım mı bir tanesi diyor ki robotlar gelmiş fabrikayı kursam mı, yapay zeka bu bir sürü veri var o geliyor, üç boyutlu yazıcılar var her şey böyle kafamızda adeta e, böyle büyük büyük toplar halinde bizim kafamıza kafamıza geliyor ama bunlarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda bir şey söyleyen yok. Herkes diyor ki alın kullanın bunları. Şimdi nasıl kullanacağımız aslında bizim burada bir adım öteye çıkartan ve aslında alana sahaya hakim olmamızı gerektiren bir şey. O yüzden de aslında bu teknolojiyi biz amaç değil araç olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi araç olarak nasıl göreceğiz? Şimdi birincisi biz zaten ticaret ya da sanayi erbabı olarak işte ticaret yapıyoruz, üretiyoruz, pazarlıyoruz ve yönetiyoruz bu şeyimizi, işimizi. Dolayısıyla en başta buradan teknolojiyi biz burada nasıl bir ihtiyaç olarak kullanabiliriz ve dijital dönüşüm burada bizim işimize nasıl yarar buradan yola çıkmamız lazım. Yani bizim üretimde dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü kullanmamızın bir hedefi olmalı, bir kriterleri olmalı. Verimlilik, işte düşük lojistik stok maliyeti, ekonomik mal ve hizmet alımı ve bunlara göre gitmeniz mesela pazarlamada bize nasıl hizmet etmeli yüksek gelir yüksek erişim ve müşteri memnuniyeti konusunu konuşmak lazım ve yönetimde de işte aslında bu dijitalleşmenin bize e, daha verimli bir işletme daha hızlı stratejik karar ve işi daha gerçek zamanlı yönetebileceğimiz bir şey getirmesi lazım e, bir e, araç olarak gelmesi lazım dolayısıyla bunu biz bu şekilde gördüğümüz takdirde bunlar arasındaki bağlantıyı kuramayız. Ve o yüzden de Endüstri 4.0 mı satıyorsunuz? Getir kardeşim ben bunu komple alayım. E oradan ne çıktı? Hiçbir şey çıkmıyor. Niye? Çünkü hakim değiliz konuya. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Yani bunun eğer ipucunu vermek gerekirse bunu bu şekilde değil biraz daha aslında sınıflara ayırarak ve bizim anlayacağımız dile çevirerek anlamamız gerekiyor. Ben burada şunu anlıyorum üç boyutta incelememiz gerekiyor olayı. Bir tanesi dijital araçlar. Yani teknoloji boyutu var işin. İkincisi dijital mecralar. Yani iletişim ve internet boyutu var işin. Üçüncüsü de buradaki bütün bu dijitalleşmeden bize gelen veriler var ve onu kullanma ve yönetme boyutumuz var. Şimdi bunu biz eğer şu hedeflerimize ve şu iş sürecimize uyguladığımızda şunu ortadan kaldırmamız ve bunu bu tarafa getirmemiz gerekiyor. O zaman işte daha açık bir resim çıkıyor bize. Yani üretimde dijital araçları kullanacağımız, pazarlama ve satışta dijital mecraları kullanacağımız ve yönetimde de dijital veriyi kullanacağımız daha net bir resme ihtiyacımız oluyor. Peki burada nasıl yapacağız bunu? Biraz buraya gidelim. Yani üç altın üç altın kuralımızı bu şekilde koyduğumuz zaman bize artık bu daha anlamlı geliyor. Şimdi mesela üretimde dijital araçlar, Üretim ve operasyon süreçlerini ...dijitalleştirmeniz gerekiyor önce... İşte o zaman burada... ...bu araçları alacaksınız ve bunları nasıl... ...kullanacağınızı hesaplayacaksınız. Çalışanların dijital yetkinliklerini... ...arttırmanız gerekiyor. Onlara bir kültür... ...sağlamanız gerekiyor. Ve buradaki... ...bütün bu üretim araçlarının... ...dijitalleştirilip bütün... E, ...kaynakların izlenebilir olmasını... ...sağlamanız gerekiyor. Bakın... E, ...dijital mecraları satış pazarlamada... ...nasıl kullanacağınıza baktığınızda... ...birazdan bir örnekle göstereceğim. E, burada işte bir sürü aslında e, dijital araç var. Ancak onların işte her birinin belli bir şeyi var. Kurumsal itibar ve kriziniz de buradan yönetebilirsiniz ama bakın Facebook'ta ya da WhatsApp'ta ya da Instagram'da bir şey yazıyorsunuz. WhatsApp'ta arkadaşınıza bir şey yazıyorsunuz. Diyelim sigorta ile ilgili bir şey var mı elinizde diyorsunuz. Arkadan beş dakika sonra Facebook hesabınıza girdiniz ya da Instagram hesabınıza girdiğinizde önünüze bir sigorta reklamı çıkıyor. Orada öyle bir şey veriyor ki size artık sadece pazarlama değil bu. Satış yapıyorsunuz buradan, bastığınız zaman butona sigorta poliçesini satacak hale getiriyorsunuz. Bunu bir yemeğe ya da mal ve hizmete uyarladığınızda satın al butonunu koyabildiğiniz, size aslında satışla pazarlamanın bir arada olduğu yepyeni bir süreç sunuyor bu. Ama bu sürecin hepsini yönetebilmek için sizin bütün bunları iyi bir veri yönetimiyle e, yönetmeniz lazım. Yani buradaki bütün bu bilgileri anlamlı biçimde, bütün bu süreçleri anlamlı biçimde toplayıp, Bunları işte ne şekilde kullanacağınızı gösteren bir sürecin içine girmeniz gerekiyor. Ve burada da işte e, aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, yerel yönetimlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde akan veriyi de sadece kendi müşteri çevreniz için değil, bütün dünyadaki aslında, bütün dünyaya açılabilecek şekilde bir kapı olarak görmeniz gerekiyor. Dijital iletişim mecralarını, araçlarını ve buradaki veriyi. Çok basit bir örnek üzerinden anlatayım ve ondan sonra hemen pandemi ile ilişkisini 5 dakikada kurup bitireyim size. Şimdi bakın bir dijit, bir restoranı nasıl dijitalleştireceğim dediğinizde e, işte nedir? E, burada aslında mutfaktaki bütün şeyleri alıyorsunuz e, işte mallarınızı şeylerinizi siparişi çözdüğünüz andan itibaren bunu ana bir ekrana koyuyorsunuz. Mutfağa gidiyor bu mutfakta belli bir sırayla geliyor oradan buralara servis ediyorsunuz. Buradan işte bakın araçları kullandınız, kurduğunuz sistemi, iş süreciniz olduğu gibi dijitalleştirdiniz. İşte burada Facebook'tan reklam vererek, arama motorlarından reklam vererek aynı zamanda şeyinizi de açıyorsunuz. Oradan da şöyle bir dijital veri kullanıyorsunuz. Bakın şöyle sorular soruyorsunuz. Mesela bugün kaç tane sipariş verildi, kaç tane ee, liralık verildi, hangi müşteriler hangi yemekleri tercih ediyor, hangi yemekler daha çok talep ediliyor, hangi yemek malzemelerinden ne kadar satın almak lazım ha? Mutfak günün hangi saatlerinde yoğun oluyor? Burada aslında bir sürü soruya cevap verdiğinizde iş sürecinizde verimlilik ve geliri de arttırıyorsunuz, İşletmenizi daha verimli hale getiriyorsunuz. Şimdi bakın bütün bunları bu şekilde yaptınız, pandemi geldi. Ne oldu? Şimdi restoranlar ortadan kalktı. Şöyle dört tane bomba gibi etkisi oldu bize pandeminin. Birincisi işte Mustafa Hocayla uzun zamandan bir tartıştığımız bu şeylerin eğitim. Bir gecede biz 7-8 sene önceden yaptığımız şeyler bir gecede uzaklara dönüştü. Türkiye'de bütün ilkokullardan şeye üniversiteye eğitimler bir gecede online oldu. İşler de öyle oldu. Şu anda toplandığımız gibi daha temassız bir dünya e, şey yaptık. Daha uzaktan ve temassız ve bu sosyal mesafe ve maske nedeniyle artık daha hijyenik ve ama insanların birbirine güvenini kaybettiği daha güvensiz bir ortama girdik. Şimdi bu dört temel değer üzerinden işimizi dijitalleşmeyle nasıl kurarız biraz buna bakalım. Mesela artık şunu koyduk, masalar gitti değil mi? Masalar yok artık. Ne var? Ev var. Ev olunca ne oluyor? Artık online siparişe bakacağız. Online siparişe bakınca garsonlar da gitti. Ne var yerine? Kurye var. Uzaktan yapmaya başlıyoruz işimizi. Ama nasıl? Temassız değil mi? Temassızlığa ikna etmemiz lazım. Hatta onun da ötesinde, bakın ben bunu bir bizim buradaki bir restorana söyledim. Dedim ki bana hijyenik ve Covid'den şey bu işi yaptığını ispatla dedim. Nasıl ispatlarım dedi. Kamera koy dedim mutfağına. Kamerayla çek şeyini dedim. Dolayısıyla işte bakın burada bütün bunları iş sürecinizi, iş süreçlerinizde uzaktanlığınızı, temassızlığınızı, hijyeni ve oradaki o güven unsurunu arttırarak yeni bir düzen kurmuş oldunuz. Bu düzen etrafında yeni sorularınız şu olabilir. Hangi dijital mecralarda hangi kitlelere hedeflemeliyim? Hizmetimi lokasyonumuzun ötesinde nerelere ulaştırabilirim? Mersin'in ötesinde, diğer taraflarda, restoran değil bu sadece, malzemeleri daha ucuz ve kaliteli nerelerden alabilirim? Kuryelerin dağıtım işlerini nasıl daha verimli hale getirebilirim? Değişen yeme içme alışkanlıkları neler? Bütün bu soruları sorduğum zaman işte artık pandemide dijital dönüşmüş oluyorum. Son olarak bir iki dakikada ben bu işin aslında Dijitalleşmenin ötesinde başka bir şey daha geliyor. Ona da bakarak bitireyim bunu. Şimdi bakın dünyada dijitalleşen her şeyin merkezsizleştirdiği merkezsizleştiği bir dünyayı yaşıyoruz. Yani internet ağına giren herhangi bir şey yavaş yavaş merkezsizleşmeye başlıyor. Merkezini kaybediyor. Nasıl? Mesela haberleşmede merkez postanelerinden şu anda e, merkezinin neresini bilmediğimiz e-mailler ve whatsapplar şeyler kullanıyoruz. Medyada merkez merkezsizleşti. Artık herkesin yayıncı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Parada da merkezsizleşiyoruz. Dolayısıyla bütün buralarda aslında işte bu bitcoin dediğimiz şey de arkasında herhangi bir merkez bankası ya da herhangi bir şey olmadan sadece dijitalleşme üzerinden bu işin nasıl yapılabildiğini gösteriyor bize. Nasıl yapılabildiğine baktığımızda önümüzdeki dönemde bize gelen şey şu. İşte işte bankalar ya da merkez bankaları gibi merkezi olmayan e, bütün kayıtların şeffaflıkla herkesin görebildiği mahremiyetin sadece kurum bünyesinde değil kullanıcının bütün mahremiyeti kendi üzerine aldığı ve güvenliğin de çok daha e, ciddi bir şifreleme ile sağlandığı yeni bir dünya getirdi bize Bitcoin dediğimiz şey aslında. Ve bu yüzden de bugün 3 sene önce kırdığı rekorunu tekrar kırarak yoluna devam ediyor. Bakın Bitcoin'in fiyatı Mart ayında 28 bin liraydı şu anda 153 bin lira özellikle dolar şey reytinde de bu ilerliyor. Son olarak son slaytımda da şunu söyleyeyim. Bakın Bitcoin ile başlayan dönem aslında Bitcoin bize şunu kanıtladı. Merkezsiz olarak bir bankacılık sisteminde, bir para sisteminde hesap açma, kişilerin birbiri arasında bu hesap, bu para transferlerini yapma, çekme yatırma işlemlerinin olabildiğini kanıtladı bize Bitcoin. Ama onun da ötesinde Bitcoin'den sonra gelen kripto paralar bize şunu getiriyor. Artık ticari bankacılığın da kodlar üzerinden, akıllı sözleşmeler üzerinden yapıldığı, kredi borç ilişkilerin bile bankalardan değil, kendi arasında, insanların kendi arasında yapılabildiği, hatta para politikalarının Amerikan Fed ya da Merkez Bankası'ndan değil, merkezsiz maliye işleri üzerinden algoritmik kodlarla yapıldığı yeni bir dönem geliyor. İşte bu da finansal sistemi dönüştürmeye başlayan deneysel çalışmalar ve şeyleri önümüzdeki dönem bizi e, çok ciddi dönüşmüş bir dünya bekliyor. Bu dünyada da e, şey yapmak için, var olmak için, hazırlanmak için mutlaka ve mutlaka bu teknolojileri teknoloji olarak değil araç olarak, ihtiyaç olarak almamız lazım. Çok teşekkürler. Evet, İsmail Hocam e, dijitalin hızına ayak uydurdun. Gayet hızlı anlattın. Hatta bir e, <laughs> şey izleyicimiz not atmış. Not alamadım hocam. Slaytlar o kadar hızlı geçti ki diyor. Slaytları <laughs> vereyim ben. Slaytları sağlayalım biz Mersin bakayım. Ticaret ve Sanayi Odası'na isteyenler oradan alsın. şimdi çeşitli sorular var. Ben onları hem arkadaşlarıma yönelteceğim hem kendim de cevaplamaya çalışacağım. Bu arada başka sorularınız varsa bize hem alttaki yani ekranınızın altındaki chat kısmından hem de Q&A ...kısmından sorabilirsiniz. Ben onları... ...arkadaşlara da aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce... ...biraz İsmail Hoca'yı da... ...dinlendirerekten ilerleyelim. Eğitime etkileri... ...ne oldu diye bir soru vardı. Aslında soru galiba... ...banaydı. Ve aşı hakkındaki... ...görüşleriniz nelerdir? Ve seyahat sınırlar... ...kısıtlamalarla ilgili. Ben bunları cevaplayıp sonra diğer size... ...gelen soruları aktaracağım. Şimdi eğitime e, İsmail Hoca da hemen e, kısaca söyledi. Eğitimde e, bizim acil uzaktan eğitim dediğimiz bir şey yaşadık. E, normal uzaktan eğitim hazırlığı kimsede yoktu. Yani Türkiye'de e, çok az kurumun belli sayıda üniversitenin e, belli sayıda dersi uzaktan yapmak için planladığı, çalıştığı bir ortamdayken bir anda sadece üniversiteler değil anaokullarından üniversitelere kadar tüm eğitimi e, hızlı bir şekilde in, internet ortamına uzaktan eğitim aktarmak zorunda kaldık. E, bunun e, çok çeşitli etkileri var. yani hem öğrenci üzerinde hem eğitici üzerinde hem aileler üzerinde e, çok farklı etkileri var ve bence e, etkilerini e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde de göreceğimiz yansımaları olacak. Örneğin öğrenciler üzerinden başlarsak bir kere e, eğitime erişimde büyük farklılıklar var. Yani online eğitim, uzaktan eğitim dediğiniz zaman bunun altyapısı için bir kere iyi bir bilgisayar lazım. Daha da önemlisi iyi bir internet bağlantısı gerekiyor. Pek çok ailede, Türkiye'de hala internet bağlantısının olmadığı aileler, evler var. İnternet bağlantısında bilgisayarı olmayanlar var. Tabletiyle, telefonuyla bağlanamayacak olanlar var. Dolayısıyla... Burada e, bilgiye ve eğitime erişimde büyük bir eşitsizlik ortaya çıkmış durumda. İkincisi bunlara erişseniz bile, e, özellikle e, devlet okulları açısından söylüyorum, ilkokuldan e, liseye, üniversiteye gelinceye kadar ki aşama açısından söylüyorum, e, içerik yok. Yani bir hazırlık olmadığı için. E, e, Öğretmenler e, bunlara hazır değildi bu tür şeylere. Üniversite ortamları biraz daha farklı, biz biraz daha alışkındık bu tür şeylere e, üzerinde çalıştığımız konularda. Ama ilkokul, e, ortaokul ve lisede öğretmenlerin bir hazırlığı yoktu. E, öğretmenlerin ötesinde elimiz, ellerinde materyal yoktu. Dolayısıyla pek çok devlet okul açısından baktığınızda öğrenci e, bilgisayara ve internete ulaşsa bile kendisine ulaşan bir materyal yok. Bunun karşılığında e, devlet tabii Milli Eğitim Bakanlığı EBA'yı devreye sokarak televizyon üzerinden e, yayınla e, daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştı. Ama onu da biliyorsunuz çok sınırlı sayıda saatte e, gün içinde oluyor. Dolayısıyla eğitim almakta büyük bir e, sıkıntı var. İkincisi eğitim tabi bu işin içinde olan herkes söyleyecektir. Sadece bilginin aktarıldığı bir şey değildir. Biz eğitim öğretimden e, bahsederiz ve öğrenme sadece bilgi aktarımı değildir, sosyalleşmedir, bir araya gelmektir, diğerlere yerlere gitmektir, öğretim üyeleriyle, diğer öğrencilerle, öğretmenlerle konuşmaktır. Bunlar ortadan kalktı. Yeni yetişmekte olan neslin birbiriyle arkadaşlık kuracağı, geliştireceği ortam ortadan kalktı. Bunun sosyal yansımalarını, psikolojik yansımalarını görüyoruz. Öğrencilerin motivasyonlarında inanılmaz bir düşüş var. Çünkü uzaktan eğitime geçilince üniversiteler hariç ders sınav yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Ee, böyle olunca öğrenci çalışma motivasyonunu kaybettiğini görüyoruz. Ana ee, anaokulları açısından baktığınızda çocukların okula gidemiyor olmaları hem anaokulu hem diğerleri aile üzerine büyük bir baskı oluşturuyor. Çocuğa evde bakmak gerekiyor. Bu özellikle kadınlar üzerinde iş hayatı açısından büyük bir yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz. Öğretim üyeleri, öğretmenler açısından baktığınızda aslında her zaman olduğundan daha fazla çalışır hale gelmiş gözüküyoruz hepimiz. Çünkü dijital altyapıyı, dersleri vesaireyi hazırlamak, bunu sunmak ve bunu layıkıyla yapmak çok başka bir şey. Dolayısıyla eğitim sektörü kendi içerisinde çok farklı etkilenmiş durumda. Aşı kısmındaysa hani benim benim durduğum yer çok net yani ben bilimin tarafında e, durduğum için e, aşıya şüpheyle bakanlara ben şüpheyle bakıyorum e, aşının içinde garip şeyler olacağını iddia edenlere ben şüpheyle bakıyorum e, işte aşıyla bize şunu vereceklermiş e, işte kısırlaştıracakmış yok aklımızla oynayacaklarmış yok şu yok bu. Bunların hepsi hikaye. O zaman kendi ulusal aşımızı yapacağız ve kendi ulusal aşımızla ilerleyeceğiz ee, eğer başkalarının aşısına güvenmiyorsak. Ama zaten e, dünyada e, milyarlarca doz aşı üretiliyor. Çok farklı ülkelerde üretiliyor. Büyük bir çalışma ve büyük bir mücadele var. Ha, ne zaman gelir konusu işte o biraz karışık. E, Türkiye açısından bakanlık e, 12 Aralık'tan itibaren ilk doz aşıları yapmaya başlayacağını söylüyor. Ama bunlar tabii önce sağlık personeli, sonra işte, e, durumu tehlikeli olanlar vesaire. Benim şahsi görüşüm, ben tıp doktoru değilim tabii ama e, yönetim çalıştığım için biraz fark ediyoruz. Benim görüşüm bizim normal vatandaşa bu işin ulaşması yaz aylarını bulur. E, dolayısıyla bir dahaki kışa e, aşılı bir şekilde gireriz. Ama mesele sadece aşı meselesi değil bu COVID'de tedavinin ve ilacın ortaya çıkması daha önemli. Çünkü aşıların ne kadar sağlık şey ne kadar uzun bir aşılama olacağı konusunda şüphe var şu anda. Bu konuda bilgi yok. 6 ay, 3 ay olduğu söylenenler var. bunun da ancak yaşayınca göreceğiz gibi. Seyahat kısıtlamaları konusunda pek çok ülke başladı yani ikinci dalga geldiği için Avrupa'daki çok ülke kapattı. Yunanistan tamamen sınırlarını kapattı. Hiçbir ülkeden hiç kimseyi almıyor. Türk vatandaşlarıyla ilgili çok Türkiye'den gidenlerle ilgili pek çok ülkede ciddi sınırlamalar başlamış durumda. Türkiye'deki rakamlarla ilgili. Türkiye enteresan bir ülke. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin hiçbir şey sormadan alınan bir alıyoruz biz şu anda. Hiçbir sınırlama yok. Aşı yapıl yapılmış mı yoksa Test yapılmış mı diye e, sorma gibi bir durum da yok. E, böyle, böyle yapan dünyada pek fazla ülke kalmadı. Dolayısıyla biz de herhalde yakında seyahat kısıtlamaları getireceğiz gibi geliyor. Şimdi ben e, burada keseyim e, hemen e, bir iki soru Özgür hocama e, aktarayım. E, bir kere e, benim aklıma gelen bir şey vardı. E, sen dedin ki Özgür hani büyüme Türkiye'deki büyüme modeli bir numarada dış sermaye girişine dayalıyor. Dolayısıyla hani böyle olduğunu herkes de rahatlıkla görüyordur. O zaman en önemli soru şu, bunu artırmak için ne yapmak gerekiyor e, ve niye yapmıyoruz? E, birinci soru e, bu herhalde. E, i̇kincisi e, burada, e, bir saniye, e, diyor ki bir izleyicimiz Turhan Korkmaz, e, diyor ki pandemi Türkiye ekonomisinde bazı fırsatlar yaratabilir mi pandemi nedeniyle? Türkiye yakın gelecekte avantajlı gözüken sektörler hangileri olabilir e, ve dünya borsalarında değer artışlarının yaşanması e, beklentilerinin pozitif olduğu şeklinde yorumlanabilir mi e, diye bir e, soru var e, küresel salgının kamu politikası analizinde modellenmesi nasıl yapılabilir bu Hangimize bilmiyorum, ekonomist olduğu için sen modelleme çalışırsın. Ben soruyu doğrudan sana paslamış olayım. Ee, bir başka soru, Türkiye cari açık ve bütçe açı sorunu nasıl çözebilir? Dış ödeme gücümüz nasıl artabilir? Ee, milyon dolarlık soruları sana sormuş olayım. Sen bir başla bakalım. Ee, teşekkür ederim hocam. Bu Dış sermaye girişleri hikayesinden başlamak gerekiyor. Şimdi zaten bütün şey hikaye dış sermaye girişlerini nasıl arttırırız üzerinden gidiyor. Muhalefetin eleştirileri buradan gidiyor. İktidarın yaptığı bir takım görev değişiklikleri, politika değişiklikleri bunun üzerinden gidiyor. Ee, dış sermaye girişlerinin herhangi bir ülkeye yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil Türkiye'ye benzer e, bir grup Latin Amerika ve hatta Avrupa ekonomilerinde de benzer bir e, durum var. Ee, dış sermaye girişlerinin iki belirleyeni vardır. Birisi küresel şartlardır yani e, buna e, iktisatçılar e, iten şartlar diyor yani dışarıdan buraya e, nedir bunlar? E, Dışarıda özellikle merkez ülkelerde ABD'de Avrupa'da vesairede bir e, likidite bolluğu varsa, orada faizler daha düşükse, e, bizim gibi ülkelere daha yüksek faiz almak üzere bir sermaye girişi olur. İkinci grup e, etmense e, işte çekiş dedikleri e, ülkenin sermayeyi çektiği şeyler vardır. E, burada nedir? Burada bir numaralı e, belirleyen e, bu Dış sermayedarlara siz ne kadar getiri vaat ediyorsunuz bir ve e, bu getiri ne kadar e, nasıl diyelim öngörülebilir ve stabil. Dolayısıyla e, faizlerin belli bir e, düzeyde olması dünya faiz oranlarına göre artık kurun stabil yahut öngörülebilir olması yani faiz ve döviz e, kuru politikaları birinci e, belirleyenler. Fakat hani sizin e, sorunuzu ben biraz tersine çevireyim. Yani nasıl yaparız da daha fazla dış sermaye gelirden önce aslında sormamız gereken e, bu dış sermaye girişlerinden niye bu kadar bağımlı bir ekonomimiz var ve buradan nasıl e, çıkabiliriz olması gerekiyor ki bunun e, bu esas milyon dolarlık yahut milyar dolarlık soru e, bu hani kısa ve e, kolay ve hani doğrudan bir yanıtı olmayan ama bu şeyle bağlantılanıyor bir yandan da e, cari açık e, sorununu nasıl çözeriz sorusuyla da bağlanıyor çünkü e, cari açık sorununun bir kısmı e, bir takım e, üretim e, özellikle aramalı ve sanayi e, yatırım mallarında e, üretimin Türkiye'de olmamasından ötürü dışa bağımlılığımız var enerjide dışa bağımlılığımız var ama e, cari açığın bir kısmı da bu sermaye girişlerinin fazla olmasından kaynaklanıyor sermaye girişleri çok fazla olduğu zaman kur aşırı değerlendiği zaman bu sefer ithalat çok fazla artıyor Dolayısıyla yani dış yani, sermaye girişleri biraz da cari açığı besleyen bir şey. Özgür Hocam orada belki şuna da değinebilirsin. Bu giren sermayeyi nerede kullanmamız lazım? Ha. Mesela yani nereye? Bina Hı. mı yapalım bununla? Çukur mu dolduralım? Ne yapalım? Ve, olması için Şimdi üç tür giriş yapıyor dış sermaye. Bunlardan birisi doğrudan e, hisse senedi ve tahvil piyasalarına e, gelip oradan hisse senedi ve tahvil alıyor. Şimdi bunu nasıl kullanalım? Bunun e, şeysi yok. Bu artık o hisseyi kim sattıysa o döviz e, şey o e, para onun eline geçiyor. Ya o da e, ikinci grup dış borçlar üzerinden geliyor. Yani işte bankaların veya şirketlerin gidip doğrudan yurt dışından e, borçlandı. Şimdi bunda da herhangi bir kısıtlama yok. E, herhangi bir şirket e, döviz geliri varsa ya o herhangi bir banka gidip yurt dışından borçlanabiliyor. Dolayısıyla bu parayı ne yapalım dediğiniz zaman. E, bunun hakkında bir merkezi bir politika yok zaten. Yani Belki bir numaralı şey eğer dışarıdan bir sermaye girişi olacaksa e, bunu nereye yönlendirelim? E, nasıl kullanılsın? Ne şartlarla girsin? Sermaye girişleri ve çıkışları tamamen serbest mi olsun? Yoksa e, bazı ekonomilerin yaptığı gibi belli kural ve kaideler ve kısıtlamalar çerçevesinde mi olsun sorusuna geliyoruz. Bu da e, doğrudan bir iktisat politikası. Şimdi e, genel olarak hükümetler sermaye girişlerinin olmasını seviyor. Niye seviyor? Çok sermaye girdiği zaman ekonomi büyüyor. E, ama her zaman, yani Türkiye bunu çok uzun zamanda 1989'dan beri yaşıyor. Sermaye girişleri ekonomiyi büyütüyor. Herhangi bir nedenden tersine döndüğünde de kökü veriyoruz. 89-94, 95-98, 2000-2001, 2002-2008 vesaire. Yani bu şeyler e, devam ediyor. Dolayısıyla cari açık ve şeyi e, dış sermaye girişleri e, politikasını birlikte düşünmek gerekiyor. İki şey ekleyebiliriz. Bir de buna tabii e, belli bir sanayi politikanız olması gerekiyor cari açığa e, dair. Yani siz e, dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi hedefleyen bir e, şeyiniz var baştan beri. E, ama bu entegrasyonu Nasıl, ne kadar ve hangi sektörlerde yapacağınıza dair bir planınız, programınız olması gerekiyor ki her kur hareketi, her sermaye giriş çıkışı bir takım dengeleri bozmasın. Kuru da ona göre planlayabilin, diğer kısmını da oraya göre planlayabilin. Yani bunu uzatabiliriz, tartışabiliriz ama diğer sorulara da belki biraz vakit kalsın diye bunu şey yapayım. Fırsatlar ne olabilir Türkiye ekonomisi açısından? E, bu dönemde. E, açıkçası birinci olan şey şu ki çok çok ters ayakta yakalandık bu e, salgına. Yani fırsatı e, konuşmaktan öte e, ekonominin dengesini tamamen e, bozan bir şeyle e, karşı karşıyayız. E, ama belki bir numaralı fırsat şu olabilir. E, kur'un geldiği seviyede e, daha bugün işte e, Dünya Gazetesi'nde manşetteydi galiba ya da işte ikinci haber e, mobilya üreticileri e, ithal kumaşta sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla e, mobilya üretimi aksıyor. Halbuki e, Türkiye ekonomisi kumaş üretemeyecek bir e, ekonomi değil. Yani e, mobilya sektörünün ithal kumaşa e, bağımlı olması gerekmiyor. Yani fırsatlardan birisi aslında belki de e, pandeminin getirdiği fırsatlar değil de pandemi ve döviz kriziyle birlikte zaten elimizde olan fırsatları görmeye başlamak olabilir. E, sanayisi çok güçlü bir Ülke aslında Türkiye benzerleriyle kıyaslandığında. Dolayısıyla burada bir numaralı şeyin düşünülmesi gereken şeyin o içerideki entegrasyonun, sanayiler arası entegrasyonun nasıl yapılması olduğu gerekiyorsa. İkincisi bu pandemi dönemiyle giderek öne çıkan özellikle AB bağlamında öne çıkan bir fırsat da şu ki ciddi bir yeşil ekonomi düşüncesi iyice bu pandemi ile birlikte AB çerçevesinde güçlenmeye başlandı. Türkiye ekonomisinin bu yeşil ekonomi, özellikle AB ile olan ilişkilerimiz ve gümrük birliği bağlamında yeşil ekonomiyle nasıl bütünleşeceği ya da AB'nin yeşil ekonomi politikalarıyla nasıl bütünleşeceği fırsatını kullanabiliriz bu noktada bir anlamda. Çünkü cari açıkta da bağlanan bir şey bu. Cari açığın önemli bir kısmı bizim enerjide dışa bağımlı olmamız ve bu bağımlılık da fosil yakıtlar üzerinden. E, yenilenebilir enerji e, üzerinden e, bu işi düşünmekte e, fayda var. Son e, aktardığınız soru da e, borsalardaki dünya borsalarındaki e, coşku e, ne anlatıyor? Dünya borsalarındaki coşku aslında evet iyimser bir beklenti anlatıyor ama daha ziyade anlattığı şey e, küresel ligittenin e, özellikle Biden'ın e, başkanlığa geçmesi ve onun ekibinin e, politikaları çerçevesinde, Fed'in de e, bunları desteklemesi çerçevesinde küresel likitlerinin önemli bir şekilde artacağı e, ve bunun da e, borsalara gideceği beklentisiyle e, ciddi bir tırmanış var dünya borsalarında. E, şeyle kopmuş durumda, e, ne kadar e, gelir elde ettiğiyle şirketlerin borsadaki değerleri arasındaki bağlantı özellikle ABD borsalarında şu anda e, büyük oranda kopmuş durumda. Dolayısıyla enteresan bir yere doğru gidiyor orası. Yorumlaması büyük ihtimalle bir çöküş. Daha sonra Fed'in ve ABD hazinesinin kurtarma operasyonu vesaireyi göreceğiz. Önümüzdeki senenin başlarında burada. Tamamdır. Teşekkürler Özgür Hocam. İsmail Hocam sana da enteresan sorular var. Bir tane Duygu Aksu diyor ki, Dijital dönüşüm ve yapay zeka çerçevesinde Covid 19'u önleme politikalarını Türkiye'de nasıl değerlendirirsiniz? Ee, yani bunları Türkiye'deki çabalar içinde ne oluyor diye. Bir diğer e, Trabzon'dan e, Türkiye'nin kuzeyinden bir merhaba e, Yakup Karbuz Kar, Karpuz diyor ki dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu çok açık. Ancak koşar adım gittiğimiz bu sürecin bir yandan da insanı makinelaştırdığını e, düşünüyorum. Tıpkı pek çok beyaz yakalı çalışanın süreç içerisinde insancıl vasıflarını kaybetmesi gibi, antidepresanlara bağlanması gibi. Bu arızaların ortadan kalktığı bir dijital dünya olabilir mi diyor. E, i̇smini vermeyen bir evet. izleyicimiz de çok kontra güzel bir soru sormuş. Okumuşsundur belki uzunca bir soru. Evet. Ama özel olarak söylediği şey şu. Türkiye gibi emek ücretlerinin reel olarak çok düşük olduğu bir ülkede e, dijitalleşme mantıklı mı? Kuzey Avrupa ülkelerinde bu anlamlı gözüküyor. Emek gücü orada pahalı, sendikalaşma yüksek, e, da verimlilikte sıkışma var. Dolayısıyla dijitalleşme oluyor ama Türkiye'de e, olması mantıklı mı? E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani? Evet, e, şimdi e, sondan Yakup Bey ve isimsiz e, kullanıcımızın şeyinden başlayalım. Evet. Şimdi şöyle Yakup Bey'in de belirttiği gibi bu dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu artık hepimiz kabul ediyoruzdur herhalde. Şu açıdan kabul etmemiz gerekiyor. Biz bunu yapmadığımız zaman e, Çin'den gelen bir malın bizden e, bizim ürettiğimizden bizim ülkemize daha ucuz satılması gibi sonuçlar oluyor bunu. Dolayısıyla hani biz ülke olarak eğer dışa açık bir politika izlemeyeceksek e, yani Hani kendimizi bütün dünyaya kapatacak bir politika izlemeyeceksek bundan e, bir fırsat olarak yararlanmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken şunu da unutmayalım. Bu aslında içinde bulunduğumuz dönem şuna benziyor. Sanayi İngiltere'de sanayi çağı başladığında lüditler nasıl makinelere saldırdı ve oradaki emek ücretlerinin yani kendi iş güçlerinin e, aslında tehdit altında olduğunu düşündülerse burada da benzer yaklaşımlar söz konusu. Bunu hani şey olarak söylemiyorum. Çünkü buradan sonra artık dünyada bir değişim olacak. Mesela dünyada sanayi çağının başlamasıyla beraber işten çıkartılan ya da işte orada o makinelerin iş yaptığı şeylerde iş yapan insanların çıkartıldığı noktada bile iş gücü arttı. Seri üretimle, Fordist yöntemlerle şeylerle. Dolayısıyla burada da aslında iş gücünün azalmasıyla yani mavi yakadan beyaz yakaya geçmesiyle biraz daha. Aslında iş gücü azalmayacak, artacak. Yani bunu şuradan da görebiliyorsunuz. Printer alıyorsunuz diyelim. Hani bütün ya da dijitalleşme oldu kağıt tüketimimiz azaldı diyorsunuz. Tam tersine artıyor şeylere göre. Ee, daha az yazıyoruz, daha az okuyoruz diyoruz. Tam tersine daha çok yazıyoruz. Daha, daha yani başka formatlarda yazıyoruz ama yazıyoruz. Ee, dolayısıyla bizim birey, toplum ve dünya olarak süreçlerimiz değişiyor ve bu süreçler aslında ben bu dijitalleşmenin doğru kullanıldığı takdirde e, iyi bir noktaya geleceğini de düşünüyorum. Bakın burada iki tane şeyden söz edeceğim. Bir tanesi e, tabii ki e, Yakup Bey'in söylediği bu beyaz yakalı problemleri var. Ama bu yine sanayi çağının geçişinde sosyal devletin ortaya çıkması, Chicago'daki sendika için işçi hareketleri artı Marx'ın ortaya çıkıp bütün bu alternatif kavramları getirmesiyle ilgili bir şey yaratılması, yine buna karşı çıkışların artması ve bunun toplum devlet ve birey ilişkisi içinde doğru bir yere e, mücadeleyle e, ve mücadele verilmesiyle oturtulması olacak. İkinci olarak bunu yapmadığımız takdirde yine isimsiz kullanıcımızın şeyine geleyim. Bunu yapmadığımız takdirde biz birey olarak çok şey kaybederiz ama yani mesela size şöyle bir örnek vereyim ya da işletme olarak. Bakın en başta bizim birey ya da işletme olarak bunu yapmamız lazım. Neden? Kendimden çok basit bir örnek vereyim. Şu andaki internet ortamında ben devlete hiçbir şekilde bağlı olmadan kendi işimi uzaktan görüyorum. Nasıl? Hemen size açıklayayım. Üç sene önce Finlandiya'da bir otomobil startupı benden Bitcoin eğitimi almak istedi. Bu eğitimi ben Skype üzerinden verdim. Bitcoin'i e öğrettim. Arkadan Bitcoin transferini öğrettim onlara. Dediler ki bana bu Bitcoin'i size doğrudan daha doğrusu ücretini size Bitcoin'le gönderelim dediler. Ben Bitcoin'le ücretimi aldım. Devlet şey buradan hiçbir şey olmadan benim elimde işte 0.5 bitcoin oldu o zaman. Şimdi bakın burada bu A o kadar şey bir A ki, o kadar üstün bir A ki, kendinize yani devletlerin sizi önlediği noktada, aç kaldığınız noktada bile buradan e, şey para kazanma şansınız var. Ama önemli olan şey devletlerin bunları göre buna göre düzenleme yapıp bolluk sağlaması vatandaşa topluma ve şeye refah sağlaması. Bu anlamda hani beyaz yakalıların işleri gerek bizim bireysel ya da kurumsal olarak yapacağımız dijital ortam üzerinden yapacağımız süreçler önümüzdeki dönem bize kazanç olarak geri gelecek. Yani dünyada şu anda Klaus Schwab'ın dördüncü endüstri, dördüncü sanayi devrimi kitabında bahsettiği en önemli şey beyaz mavi yakalıların robotlaşma nedeniyle işinden olması ama mesela Almanya'da onunla ilgili şöyle bir şeyler sunuluyor. Şöyle bir fırsatlar sunuluyor. Mesela ya eğitim alacaksınız diyor beyaz yakalı eğitimi ve o robotların e, bakım, onarım ve işte şey işlerinde yer alacaksınız. Yeniden tasarım ya da işte yeni tasarım işlerinde yer alacaksınız. Ya da en azından sizin ailenizden birilerine siz emekli olacaksınız da tazminatını ödeyip buradan birilerini sizin yerinize koyalım diyorlar. Ama beyaz yakalı olarak. Şimdi son olarak Duygu Hanım'ın sorusunu yanıtlayayım. Covid-19'un özellikle bu yapay zeka politikaların, dijital dönüşüm ve yapay zeka politikalarının Türkiye'de e, görünümünü aslında Mustafa Hoca'nın en başta Çin'de söylediği süper merkezi ve SkyNet üzerinden gözetlenen biçimde Türkiye tam anlamıyla öyle kullanmadı. İyi ki de kullanmadı. Şu andaki mevcut HES şeyinde aslında bireysel mahremiyet ve şey konusunda sıkıntılar var. Ve bu Çin mesela bu yapay zekayı öyle bir şekilde kullandı ki, 15 gün önce mesela Wuhan'a gelip Şangay'a giden birilerini Şangay'dan geri alıp Wuhan'a tekrar karantinaya tıktı. O SkyNet'i sistemi, GSM networkleri üzerinden onları izleyerek. Ama doğru politika bunların süper merkezi değil, daha işte bu e, merkezsiz ve daha birey mahremiyetini e, koruyan şekilde yapılması bunların. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın mesela uyguladığı bu HES sistemi ya da diğerleri kamu politikaları nedeniyle eğer bilim kuruluna bir şey sağladıysa, bir çıktı sağladıysa, bir dijital veri sağladıysa ve buradan da politikalar üretiliyorsa ne mutlu. Bunların emarelerini tam göremiyoruz ama böyle kullanılması lazım. Ama kişilerin ve toplulukların da mahremiyetlerinin ön planda tutulması lazım burada. Yoksa yapay zeka dediğimiz şey bize bir Orwellian dünya bırakır pandemi sonrası. Teşekkürler. Evet hocam en büyük korkumuz bu zaten. Ee, Özgür hocam, Beyza Karakoç diyor ki, Covid 19 sonrası devletlerin ve bireylerin finansal davranışları farklılık gösterecek midir? Ee, ne tür davranış ve yatırım değişiklikleri bekliyorsunuz? Ee, bir de senin ilgi alanına girmiyor olabilir. Ee, ben ona cevap vermeye çalışırım ama sana soruyu yönelteyim. Bu e, Avrupa Birliği e, toplantısı geliyor, biliyorsunuz liderler zirvesi. E, bunun Türkiye ekonomisi için nasıl bir sonucu olabilir? diye soruyor. Galiba e, yaptırım çıkarsa ne olur demek istiyor. E, Ümit Ünver. Sesi açarsan hocam. Önce yatırım ve finansal e, davranışlar sorusundan başlarsak, Türkiye'den başlarsak, e, gerçi dünyada da e, aynı şey oluyor. Birincisi, e, bu salgının e, doğrudan etkilerinin sonucu olarak Gelir ve servet dağılımındaki bozulma iyice arttı bu dönemde. Bu şu anlama geliyor yatırım ve finanstan bahsettiğimiz zaman. O tepedeki yüzde hani bir diye bilinen grubun elindeki yatırıma yönlendirilecek servet daha muazzam düzeylere ulaşmış durumda. Fakat buna mukabil yatırım alanları yok. Hani o kadar... E, karlı yatırım alanları yok. O az evvelki borsa sorusuyla da bağlanıyor mesela. Bunların e, ciddi bir kısmı çok spekülatif e, yatırımlara borsanın da içinde olduğu spekülatif yatırımlara doğru gitmeye e, başlıyor. Aşağı taraftaysa e, Türkiye için konuşursak e, en büyük e, belirsizlik e, sadece yatırım yapmak isteyenler için değil ufak tasarrufu olanlar için de aynı şey. Yani e, Enflasyona karşı e, tasarrufların ve yatırımların değerini e, nasıl koruyacağız e, sorusu ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de bu e, dolarizasyon olarak kendisini gösteriyor şu anda. E, bankalardaki mevduat hesaplarının yüzde %60'ından fazlası e, döviz cinsi mevduatlar. E, bugünkü son hesaba göre TL cinsi mevduatlar yüzde civarına civarında falan düşmüş durumda. Dolayısıyla e, bu... Finansal davranışlardaki, bireyler düzeyindeki yahut işte şirketler düzeyindeki finansal davranışlardaki değişim ülkeden ülkeye oradaki belirsizliklere göre değişecek gibi görünüyor salgından ziyade. Daha büyük korku şu, davranışları değiştiren daha büyük korku, bu dönemde hemen hemen bütün devletlerin ekonomiyi ayakta tutabilmek için çok muazzam parasal genişlemelere gittiğini görüyoruz. Ee, bu parasal genişleme dönemleri e, genellikle işte e, enflasyon korkularını e, gündeme getiriyor. Paranın değerini kaybetmesi korkularını gündeme getiriyor. Sadece bizim gibi yüksek enflasyon ülkelerde değil, ABD'de dahi yani e, enflasyon olsun istiyorlar hatta orada hani sıfırın altına düşmesini istiyorlar. Orada da şey var. Dolayısıyla e, finansal piyasalardan çıkıp böyle güvenli liman arayışları e, giderek e, gündeme gelmeye başlıyor işte Bitcoin'deki mesela şeyin değer artışının bir kısmı o güvenli liman arayışı, bir kısmı o tepede biriken büyük servetlerin spekülatif de olsa işte yaptıkları giriş çıkışlar ya işte altın fiyatlarındaki çok hızlı artışlar vesaire. Devletler kısmına gelirsek devletlerin esas bundan sonraki iki tane sorunu finans açısından birincisi. E, borçlarını nasıl finanse edecekler? Çünkü bu dönem devletlerin kamu borçlarının ciddi bir şekilde arttığı dönem. İkincisi özellikle 2021'in e, ilk yarısından itibaren bekliyorum ben bunu. E, bir dizi yeni kurtarma operasyonları yapmak zorunda kalacaklar. Yani e, önemli şirketler artık e, dayanamaz hale gelecekler. Mesela bu ABD'de e, bunlar artık zombi şirketler e, deniyor. E, gelirleri e, aldıkları Borcun faizini dahi ödemeye yetmeyen şirketler var. O kadar e, zor durumdalar ki ama bunları e, bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çünkü e, ciddi bir istihdam kaynağı bu şirketler aynı zamanda. Yani hani bırakalım serbest piyasa bunlar batsın da denemiyor. E, e, Türkiye için az evvel söylediğim gibi e, 2021 başında e, bir sürü e, kredinin vadesi gelmeye başlayacak. E, bunlar her yer kapalı iken, e, ödenemeyecek e, krediler olacak bunların en kısmı. kısmı. E, kurtarma operasyonları gerekecek devletlerin esas sorunu bunların nasıl finanse edileceği işte para mı basılacak e, yahut bir şekilde vergilendirilecek mi birileri e, vergilendirme hep çok popüler olmayan bir şeydir. E, para basma hiç popüler değil bu aralar zaten o da enflasyon. Dolayısıyla devletlerin önünde de önemli finansman e, soruları e, ve sorunları duruyor. Çok e, kolaylıkla çözülebilecek şeyler değil bunlar. E, bu gidişat içerisinde eee AB AB zirvesine e, baktığımızda e, Türkiye'nin ekonomik ilişkileri açısından doğrudan aslında herhangi bir şey yok burada çünkü zaten Gümrük Birliği içerisindeyiz vesaire. E, yaptırımlar üzerinden bir etki gelebilir mi e, sorusunuzda e, şu anda açıkçası Türkiye ekonomisi o kadar e, kırılgan bir noktada ki evet hani bir yaptırım e, kokusu gelmesi dahi orada e, döviz kuru e, üzerinden Türkiye ekonomisini sert bir şekilde etkileyebilir. Benzer şekilde sadece o da değil. İşte Biden'ın e, Ocak'ta görev başına geldiğinde e, özellikle bu S-400'ler vesaire üzerinden yeni bir e, hareketi olup olmayacağının bir kokusu çıktığında da döviz e, piyasaları çok sallanabilir ama e, oralarda çok somut bir şey gelmesinden ziyade bizim kırılganlığımızdan kaynaklanan şeyler bunlar yani esasında. Dolayısıyla burada şey çok belirleyici olacak bizi nasıl etkileyeceği Hazine ve Merkez Bankası'nın o politika duruşunun dış sermayenin istekleriyle ne kadar uyumlu olduğu esas belirleyen olacak gibi görünüyor. Evet Özgür Hocam çok teşekkürler. Çeşitli sorular da gelmeye devam ediyor ama bizim size ayrılan ve bize ayrılan süre e, burada doldu. E, ben e, Mersin e, Ticaret ve Sanayi Odası'na e, çok teşekkür ediyorum bu toplantı için. Ayhan Kızıltan Başkan'a e, yine her zaman olduğu gibi e, etkili bir toplantı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. E, son söz yine sizin Sayın Başkan. Evet, sesiniz kapalı Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok önemli, çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, katılımcılar da çok önemli sorular sordular. Kafam, kafalarımızda bir takım şeyleri şekillendirdik, ee, şekillendirmeye çalışıyoruz ileriye yönelik olarak. Ee, ben e, bu dijitalleşme konusunda şunu söylemek istiyorum. Hep teknolojiyle aynı paralelde. Biz hep kullanan buluyoruz. Üreten olmuyoruz. Teknolojiyi de kullanıyoruz. Dijitalleşmeyi de kullanıyoruz ama bu konuda üreten olmamız lazım. Eğitim sistemimizi de ona göre şekillendirmemiz lazım. Artık eğitim sistemini de ele almamız gerekiyor. Çünkü sürekli sürekli üzerinde oynanan bir sistem eğitim sistemi. Böyle bir eğitim sistemi de olunca teknoloji üretmekte de Zorlanıyoruz. Ee, ben bir de şunu söyleyeceğim. Giren sermayeyi, yabancı sermayeyi katma değer yaratacak şekilde de kullanmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Bu en büyük eksiğimiz. Ee, Özgür Hocam bahsetti bu konulardan. Ee, bir de dış politikamız ne yazık ki iç politikaya yönelik yapıldığı için bir türlü düzen tutmuyor arada dengeyi sağlayamıyoruz e, diyorum. Ben e, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, umuyorum ileride fiziki ortamlarda e, el ele <laughs> sıkışabilir el sıkışacağımız bir ortamda e, yeniden birlikte oluruz diyorum. E, hepinize sağlık diliyorum. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.